Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Creed serisinin 4. bölümüne devam ediyoruz. Geçen bölümde Eivor'un morali çok bozuldu. Ayaklanmayı falan bastırdık. O yüzden bu bölümde biraz ona moral bulalım dedim. Bir Viking morali nasıl bulur? Yağmayla, kırma, dökme, parçalamayla. Biz de o zaman bugün biraz yağma yapalım. Özellikle iki tane raid belirledim bu video için. İlk önce şuradan devam edebiliriz. Zaten daha sonra Essex bölgesine geçeceğiz. Çünkü hikaye bizi artık oraya doğru yönlendirdi. O zaman yavaş yavaş gidelim. Z'ye basarsanız otomatik gitme takip moduna geçiyor. E harfiyle de en son işaretlediğiniz bölgeye doğru kendi gemiyi kullanabiliyor. Çok da kolaylık sağlıyor. Çünkü gemi hakikaten biraz kullanması sıkıntılı. Böyle güzel müzikler eşliğinde ufak bir yolculuk yapıyorsunuz. Burada çok da güzel level aldık. Çok zorlu bir yer olmayacaktır. Burada bir bakayım. Sail down. Bakın bu raid'e girmemişiz. Burada raid diyelim. Şükür yanaşıyorsunuz kenara. Raid dediğiniz zaman direkt saldırıya başlıyoruz. Let's go, a Viking! Bölgedir büyük ihtimalle. Yolumuza çıktı. Hadi dedim. Ya şu adam şöyle yaptı mı var ya. Çok götürdü ya. Ya yine yakaladın ya. Bravo. Evet dedim ki küçük bir yermiş burası. Sözlerimizi aldık. Hayır, bu çok küçük bir etmiş burası ama önemli olan materyaldi. Tek komut dediğiniz zaman otomatikten yönetimi ele alıyor zaten. Tekrar bakalım haritaya. Esas bizim gideceğimiz yer burasıydı. Mall sail. Sing us a song.
mutfak varmış. Geçebileceğiz mi? Ready foes, fire! Raise the mast. Bakayım, sanırım gelmişiz. Wait, wait. Let's hit the bastards. Burası biraz zorludur. Bazıları kolay oluyor, bazıları zor oluyor. Şu anda hala en zor nokta devam ediyoruz yani. Help me out here. Böyle E yaptığımız zaman hemen biri yardıma geliyor ve kapıyı açıyoruz direkt size. Esas bizim görevimiz olan kasalar bunlar. Şu materyalleri bulmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz çok gerekli bunlar. Göster şu fışı şeklinde olan gösterdikleri işte bu supplylar yani malzeme. Abi çok okçu varmış, bu ne? Shit.
and die! Sana yardım edeceğim kardeşim. Çok ciddi bir kesin yatıracağım biri yani. İçerisinde dolu. Hadi bakalım. Hey, come here. Abi ya önünden çekil ya da senin yüzünden iki tane darbe yedim ya. Give me a hand with this. Zaten rengi kalmamış oluyorsunuz. Ekstra XP'si geliyor. Bir de materyaller zaten geliyor. Bakalım etrafta başka bir şey var mı? Alınacak. Ufak tefek. Evet varmış. Şurada mesela küçük bir sandık var. Bunu alalım. Beyler daha indirmemişsiniz bunları daha. Bütün adam var burada. Kimse. Neymiş o sandık? Ah, bir tane şurada.
Materyal sandıkları. Daha vardır burada. Bakayım hemen. Hemen şurada var. Bunları bazen görmeniz zor oluyor. Tarama atmakta fayda var. Bunun kapısı kilitli görünüyor. Şurada bir yerde bir girişi vardı onun. Nerede var burada giriş? Evin üstünden girebiliyoruz. Böyle come, we've outstayed our welcome. İşte burayı sonuna kadar sömüreceğiz. Şurada bir tane daha var. Madem bugün raid yapıyoruz, hiç atlamayalım materyalleri. Videoda da söylemiştim. Yani hiçbir şeyi kolay yere koymamışlar arkadaşlar. Her biri bir zor yerde. Böyle yürüyerek aldığınız sandık sayısı hemen hemen çok nadir. Bir de geminin yanında varmış. Ondan sonra da bu rayı bitiriyoruz. Sonra ikinci rayı da geçeceğiz. Onu da ileride göstereyim. Bu tür işareti koyarsanız çok faydası var. Aşırı aramıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada gemiye direkt fast travel, yani ışınlanma yapabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim, yani onu da bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi işareti koymamız lazım. İşareti koyduğumuz anda oraya doğru otomatik gidecek zaten. Ki burada uzakmış biraz ya. Şurada daha yakın değil mi? Neyse hadi gidelim. Let the sail out. Set leader. Let's have a song. Run up the sail. Bir de şarkı patlatın bakalım. Bu arada arkadaşlar gemimizin özelliklerini köydeki shipyard, yani limandaki gemi yapma bölümünü açtığınız zaman kozmetik olarak değiştirebiliyorsunuz. Geminin gücümüzüne karşı bir etkisi yok ama en azından sizin kendi zevkinize göre bir geminiz oluyor. Bana böyle bir görevin bir tanesinde bir ekipman verdi. Onları ben taktım, kullandım. Belki daha fazla yerde açacaktır ama şimdilik bunlar var. Hold on, good scout. Drop the sail. Bakın daha gelmedik ama biz buraya, bir şey var mı burada? Yok, bir şey, herhangi bir item yok. Devam. Sonra küçük bir rave zaten. Pardon. Ne yapabilirsin? Yüzüyorsun bak beni. Giderim.
Let the sail out. Biz burayı hiç aşmamışız ya. Bir sürü liman varmış burada. Ondan bu kadar uzaktan ben geliyorum. Hiç yok. Burada büyük her yer sarı boncuk dolu zaten. Save it for later. Sizden böyle oldu mu? Ne adamın niye yapmadın sen şimdi? One two brother. Adam var. Oh, ne? Come here a moment. Kalabalık
işini göremedim. Lan giriş varmış. Give me a hand with this. Gençler tam arkanızda mı çıktık ha? Biz de yandık ya. Şurada var. Give me a hand over here. Come here. Must be gold or silver here. Orada adamlarınızı yatırabiliyorlar. Onlar şu şekilde ünlem olarak gösteriliyor. Onlara gidip yerden kaldırabiliyorsunuz. Give me a hand. Sen hem XP veriyorsun, hem bir şeyler düşürebiliyorsun. Seni kendi silahına döverim bak. Bak ya yine bir giriş yok bak şimdi.
Bir tane şurada var. Onu da almadan gitmeyelim. İçimizde kalmasın. Madem burası tertemiz olsun. Çünkü güzel bir materyal var burada. Başka da burada kalmam. Evet, bu raid'i bitirmiş olduk. Hatta aslında bu raid'lerle beraber Sent'i her yerini kazıdık yani. Bir iki tane ibilik gibilik kalmış zaten. Esas şimdi gideceğimiz bölge burası. Orası her yer boncuk boncuk parlıyor. Bu arada bugün ana göreve pek başlamayacağız. Şunları da size göstereyim. Yani şu özel ufak bossları. Onların şu order bölümünden bakıyorsunuz arkadaşlar. Bunların siz bunları öldürdükçe veyahut da görevlerde de çıkabiliyor bunların ipuçları. İpuçlarını yaptıkça size bunların yerlerini gösteriyor. Az önceki Heike ismindeki ufak bossmuş. Yalnız bu 250 hemen hemen bende. Yani çok zorlayabilir o. Gerçekten çok zorlar onlar. Hele bir de şimdi en zor modda oynuyoruz. Gerçi bu oradan da söyleyeyim. Zorluk modunu istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz ama artık ben buna devam ediyorum. Değiştirmek pek etik olacağını düşünmüyorum. Bazen bazı videolarda gördüm. Hemen geçemediği bir şeyin ufak zorluğu alıyor. Tekrardan yükseltiyor. Yani sizin tercihiniz de yani benim tercih ettiğim bir şey değil. Esas bir tane burada var. Bakayım haritada. Onlar devamlı burada haritada geziyorlar arkadaşlar. Yani sabit durmuyorlar. Bazıları bazı gizli bir görevin içine de çıkabiliyor. Yani bir anda karşınıza çıkabilir. Ama galiba tek 10 mu var? Ben birkaç tane bayağı bir öldürmüştüm. Bakın zaten şöyle göstereyim. Order bölümünde bunlar. Şu öldürdük, ölü olanlar, kırmızı olanlar. Yani defeated diyor zaten. Şunları da bakın daha hiç bulmamışım. Şunların hepsi gizemli. Yani herhangi bir işaret şey. Mesela şunu tıklayalım. Sadece bir tane onun ipucunu bulmuşum. Bunlara tabii kaç ipucu istiyor buna? Buna iki tane, üç tane ipucu istiyor. Zaten Furke burada. Baş düşmanlarımızdan bir tanesi. Şu Gorm'u bir sefer gördüm oyun içinde ama daha karşılaşmadık. O yüzden bir daha bakayım haritaya bulabilirsem bir tane onlardan yapalım diyeceğim ama ya neden olmasın ya direkt ona gidip keselim ya. Sonuçta işin ucunda ölüm mü var değil mi? Neyse şuradan bir gidelim. Bunu bir kesmeyi bir deneyelim. Kesme garantisi vermiyorum ama bir denemek istiyorum onu. Onu büyük ihtimalle ben yolda giderken karşılaşıp o anda yani karşılaştığınız zaman savaşmanıza gerek yok. Otomatikman açılıyor o. Yani onu görmüş oluyorsunuz. Büyük ihtimalle o şekilde açmışımdır ben onu. Bakalım şimdi o bu civara dolanıyor. Evet şurada. Bizde hemen şurada atlama vardır. Bir deneyelim. Bakayım durumum nasıl? 6 tane iyi. Barlarım da dolu. Hatta şuradan iki de skill ekleyelim. Puan almışız. Benden yüksek şu anda o 250. Bakayım milli damage arayayım. Hiç mi yok ya? Arkadaşlar berbat atakları var. Kimisi zehir atıyor, kimisi körlük yapıyor, kimisi ateş atıyor. Tuzaklar kuruyorlar. Yani gerçekten zor şeyler. Arkadaşlar maalesef hiç midi yok.
Birkaç puan arttırsam iyi olacaktı da. Neyse biz... neyse şuradan... Fire Resistance verelim. Bir de Light Ball. Light Ball fazla kullanmıyorum. Light Ball çok seri atıyorsunuz. Çok adamın dibinde. Ben genelde Hunter Ball'u tercih ettim. Şimdi ona yetişmeye çalışacağız. Yani öyle bir şey yapmış olalım. Ana görevim dışında. 500 metre diyor. Bakalım. İnşallah önümüze bir dağ mağa çıkmaz. Çünkü bu haritayı hiç yapmadım. Burada daha yeni geldik. Zaten direkt boruyu öttürdü. Şimdi şurada bir sev atayım. Yolda pek savaşmanızı tavsiye etmem. Çünkü devriye askerleri sürekli o da onlarla beraber saldırıyor size. Şimdi dur bakalım bir sefer deneyeceğiz. Troll cursed corruption lurks. Onu vurdum. En azından üzerime çekeyim onu. Şöyle iyi bir savaşma alanı bulalım. Bu ufaklara da geldi. Şu ufaklar hemen. Ya. Bu kötü oldu. Neyse. O da geldi şimdi. Keşke biraz gizliyip bekleseydim. O arkada bekliyor şimdi bunu. Ve hem de tankmış. Bunların çeşitleri çok, kimisi mızraklı, kimisi çift bıçaklı. Ya çok karıştı ortalık. Neyse şimdi. Esas bizim işimiz şurada. Ama bunu yolda, yolda olmaz ya. Şuraya gel sen şuraya bir arkadaşım gel. Hank'cim gel böyle. Değil mi? Hank diyorum. Heyke gel. Şuna baksana abi bir herif. Bakın bu hayatta vuramıyorsunuz arkadaşlar. Yani. Ve asit sürekli kontra atıyor. Bunu ancak böyle açacağız. Ne yaptın? Şu veyahut okla. Okla açamadık. Olmadı. Ülkeleri açıyorduk ya, bu niye açılmadı? Ha, zehir de yaptın yani. Bu zehirmiş arkadaşlar mesela. Saldır da bir vurayım ben. Bunun kalkanını kıramadım ya. Bunun kırılmıyor abi. Bu çok kötü. Buna çok iyi doşlayacağız. Bakın böyle hayatta vuramayacağım buna yani. Ya bir de sen geldin ya. Allah'ın aşkına git ya. Oh!
Iskaladım ya. Çok güzel yaptıydım ona da. Sen de çık aradan ya. Kaç tane geldi böyle ya? Kaç tane daha geldi? Bir anormallik var. Bu kadar adam nereden çıkıyor? Anlamadım ben ya. Baksana şu. O da asasan kaldı şimdi. Ona geldi vur şimdi. Yani öyle mi? Abi, adamla savaşacağım tüm şeylerimi, hayat toplarımı şu ufaklarla harcadık ya. Hepsi de sarı boss çıktı ya. Arkadaşlar o da içiyor pot. Bununla işimiz zor. Bir deneyeyim dedim ama şuna baksana abi bunu.
silahımız biraz zayıf kalıyor buna. Çünkü bir üst materyalleri vermedi daha. Evet, son hatırladın yani. Evet arkadaşlar, daha hazır değilmişiz oraya. Bir denemiş olduk. Hem de siz de görmüş oldunuz. Bazı noktada çok zorlaşabiliyor. Hemen hemen aynı leveldeyiz onunla. Ben de 240 küsürüm. Abi biz sana bulaşmayacağız. Saygılar abi. Tamam ama intikamımız acı olacak. Elbette seni bir gün yakalayacağız. Yani hiç şansın yok. Neyse arkadaşlar, bu videoyu burada bırakalım. Sona erdirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.